Merhabalar. Bu dersimizde çok pratik bir şekilde bir dosyaya veri yazmayı inceleyeceğiz. Buradaki temel düşünce az kodla pratik bir şekilde kod yazabilmek olacak. Daha doğrusu bir veri yazabilmek olacak dosya. Bunu da IoUtil package ile yapacağız. Bunu IO altındaki IoUtil package'ini kullanarak yapabiliriz. RR nesnesini oluşturuyorum direkt. Bundan herhangi bir geri dönüş beklemiyorum çünkü. Write file diyorum. Ve burada da dosyanın adını yazacağım. Demo.txt. Yani bunu kullanarak buna veri yaz. Şöyle tembellik yapmayalım. File name olsun. Ve Demo.txt olsun. Veri olarak da bizim data nesnemiz şu olabilir. Hello Mars olsun. Artık Mars'a gidiyoruz. Merhaba Dünya, biraz eskidi. İnsanlık olarak Mars'a doğru gidiyoruz. Şimdi bunu byte'a dönüştüreceğim tabii ki. Byte'ı dönüştürürken şurada sadece yukarıda oluşturduğum data nesnesini vereceğim. Ve standart dosya permission değerimi de verdim. Log fatal. Eğer bir hata olursa RR'yi yaz. Ekrana yaz. Şunu çalıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi herhangi bir dosyamız yoktu. Demo.txt adında bir dosya yoktu. Ve biz bunu oluşturmasını da söylemedik aslında. Ama IoUtil varsayılan olarak zaten böyle çalışıyor. Bir de biz buna dosya izni olarak yetki verdiğimiz için kendisi yoksa arka planda oluşturuyor. Bunun kodlarına da bakabiliriz aslında. Write code, write file. Mesela open file. Yani bizim dışarıdan verdiğimiz file name'i alıyor, bir sorguluyor. Diyor ki bunun mesela yazma izni, oluşturma izni ve trunk ile birlikte bakıyor buna. Ve yoksa varsa açacak bunu. Yoksa oluşturacak. Ondan sonra permission'ları da veriyor. File mode olarak dikkat ederseniz tabii biz bunu şurada kullandık mesela. Üçüncü parametre. File mode olarak da onu aldık. Şuna da bakalım. Bakın bu uint, yani bir integer. Biz buna üçüncü parametre olarak sayı veriyoruz ama arka planda bunun bir temsili olduğu için zaten bu integer olarak kullanılabiliyor burada. Tekrar gelelim. Ondan sonra eğer hata yoksa diyor. Hata varsa geri dönecek. Ondan sonra yoksa ne yapacak? Yazma işlemini yapacak. Sonra kontrol ediyor. Nil. Eğer nil ise ve neyinin, yani write'in geri dönüş değeri datanın uzunluğundan, veri nesnesinin uzunluğundan, length'inden küçük ise bir hata var diyor. Tamam, ondan sonra bu hatayı oluşturuyor. En sonunda da bunu fırlatıyor. Tabi burada close işlemlerini falan da yapıyor mesela. Aslında çok basit bir kod. Burada temel işi yapan metotlar, incelemeniz gereken metotlar aslında open file, write ve close. Şu write file ise sadece bir alias package. Yani detaylı bir şekilde incelemek istiyorsan mesela open file'a bakabilirsin. Open file de kendi içerisinde işte test log'un open file'ını kullanıyor. Burada da bir open file no log function'ı kullanıyor gibi incelenebilir bunlar. Evet, yaptık. Başarıyla çalışıyor.